Sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine beraberiz. Bugün herkesin çok sevdiği, lezzetine doyamadığı bir sunum gerçekleştireceğiz. Evde pizza yapacağız. Hatta pizzalar yapacağız. Bunun için gördüğünüz gibi ben daha önce hazırlıklarımı yaptım. Pizzamızı yapmaya başlamadan önce videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı ve bildirimizi tuşlamayı unutmuyorsunuz. Hadi gelin pizzamızı yapalım. Evet, 5 su bardağı unumun bir kısmını alıyorum. Bu arada tam tahıllı un kullanıyorum. Ben beyaz un kullanmıyorum. Ama sizler beyaz undan da yapabilirsiniz tabii. Eğer sizin için bir sakıncası yoksa. Şöyle unumu ortalıyorum. İçerisine 1 yemek kaşığı şekerimi atıyorum. 1 yemek kaşığı instant mayam var, onu atıyorum. Ama ben çok tuz kullanmıyorum, o yüzden şöyle 1 çimdik tuz atıyorum. 2 su bardağı ılık suyumu da ilave ediyorum. 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ var, onu da ilave ediyorum. Ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Unun tamamını koymadım. Çünkü kontrol olarak hamurumu yoğurmak istiyorum. O yüzden kontrolü bir şekilde ihtiyaç duyduğumda unumu ilave edeceğim. Çok sert olmayan yumuşak bir hamur elde etmek istiyorum. Yoğurduğum hamurumu tezgahımın üstüne alıyorum. Tezgahımı güzelce unluyorum. Hamurumu tezgahımı alıyorum. Ve güzelce hamurumu yoğuruyorum. Yumuşak bir kıvam elde edeceğiz. Çok sert bir hamur olmayacak. Hamurumu güzelce yoğuruyorum. Evet. Hamurumu yoğurdum. Gördüğünüz gibi unluyorum. Güzelce. Ve yoğurdum hamurumu. Yoğurma kabıma alıyorum. Üzerine de un serpiyorum. Ve üzerini güzelce streç filmle kapatıyorum. Kapatıyorum. Ve üzerine temiz bir bez örtüyorum. 30 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Evet, hamurumuzun mayalanma işlemi gerçekleşti. Gördüğünüz gibi gayet güzel mayalandı. Şimdi hazır unu tezgahım zaten duruyor. Tezgahımın üzerine hamurumu tekrar alıyorum. Güzelce tekrar kendine gelmesi için hamurumu yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi ortadan ikiye bölüyorum. Hamurumu 6 parçaya böleceğim. Eşit 6 parçaya ayırıyorum. Diğer bir tezgahımın üzerine unluyorum. Bezelerimi güzelce yoğuruyorum. Elime yapışmasını da istemiyorum. Şöyle yoğurduğum bezelerimi unladığım tezgahıma alıyorum. Gördüğünüz gibi bezelerimi hazırladım. Hemen bir tanesini alıp tezgahıma bırakıyorum ve diğerlerinin üstünü örtüyorum. Evet, bir tane bezem hazır. Unu tezgahımın üzerine koyuyorum. Üzerini güzel unluyorum.
ve merdane yardımıyla hamurumu açmaya başlıyorum. Güzel, çok büyük olmayan ince bir hamur elde edeceğiz. Merdanem yapışıyor bu arada. Tekrar unluyorum. Kağıtlarımı nasıl kestiğimi hemen üstte çıkacak videoda göreceksiniz. Kağıtların büyüklüğünde pizza hamurumu açtım ve hamurumu kağıdımın üstüne alıyorum. Güzelce hem üstünü süslerken hem de pişirirken bana kolaylık olsun diye. Gördüğünüz gibi bu şekilde kağıdımı hemen arka tezgahına alıyorum. Evet, hamurlarımı açmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hamurlarımı açıp yuvarlak yağlı kağıtların üzerine alıp tezgahıma dizdim. Şimdi en zevkli kısmına geldik. Hamurlarımızı, yani pizza hamurlarımızı süsleyeceğiz. Sosumu nasıl hazırladığımı anlatayım. Hemen üstte de tarifini vereceğim şimdi. Kendi yapmış olduğum salçam vardı, ev salçası. 3 yemek kaşığı salça. Üzerine 1 çay bardağı su ilave ettim. Baharatlarımı koydum. Kekik, reyhan, pul biber, karabiber, kimyon çok az. Tuz katmıyorum, zaten salça tuzlu. Çok az da zeytinyağı kattım, böyle yarım yemek kaşığı kadar. Karıştırdım yoğunlaştım. Şimdi pizzamın üstünü süsleyeceğim. Hemen fırçamı alıyorum. Güzelce hamurumun üstüne sürüyorum. Peynirim var. Ne peyniri kullandım? Kaşar kullandım ve evde kendi yapmış olduğum peynirim var. Köy peyniri de diyebiliriz. İkisini rendeledim, karıştırdım. Siz mozzarella peyniri de kullanabilirsiniz. Lor da atabilirsiniz. Artık tamamen damak zevkinize kalmış. Bu şekilde pizzanın altını süslüyorum. Biberlerinden atıyorum. Yeşil biberleri. Şöyle kırmızı biberlerim var. Onlardan serpiyorum üstüne. Ben dilimlediğim sucuklarımdan atıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani benim saydığıma bakmayın. Siz dilediğiniz kadar koyabilirsiniz. İrili ufaklı yapabilirsiniz. Zeytinlerim var. Çekirdeklerini çıkarttığım zeytinlerimi atıyorum. Üzerlerine. Bu şekilde pizzamı hazırlamış oldum. Şöyle yapıyorum. Hazırladığım pizzamı hemen kağıtları yardımıyla kenara alıyorum. Ve geçiyorum diğer pizzamı süslemeye. Evet, pizzalarımızı süsledik. Gördüğünüz gibi harika gözüküyorlar. Şimdi bütün pizzalarımı üst üste alıyorum. Altlarında yağlı kağıt olduğu için birbirlerine yapışmayacaklar ve bu şekilde derin dondurucuma koyacağım. 2 saat kadar orada bekleteceğim.
Sonra tekrar hepsini poşetleyeceğiz. Evet. Bu şekilde derin dondurucuma kaldırıyorum. Derin dondurucudan 2 saat sonra pizzalarımı aldım. Neden böyle yaptım? Çünkü poşetlemek istediğimde bana zor çıkartmalarını istemedim. 2'şerli, 3'şerli olacak şekilde poşetleyip derin dondurucumuza kaldırabiliriz. Arzu ettiğiniz zaman çıkarıp yiyebilirim diye çok büyük bir kolaylık bizim için. Gördüğünüz gibi hemen poşetimi alıyorum. Güzelce ağzımı da katlıyorum. Bu şekilde derin dondurucuma kaldırıyorum. İster kilitli poşet, ister normal buzdolabı poşeti, tabii büyük boy. Bu şekilde yapabiliriz. Hemen diğerini de yapalım. Poşetimi yerleştiriyorum. Derin dondurucumuza kaldırabilmemiz için pizzalarımız hazır. Diğer pizzalarımızı pişirmeye geldi sıra. Hemen tepsimi alıyorum, fırın tepsimi alıyorum. Şu şekilde pizzamı alıyorum. Yağlı kağıdın vermiş olduğu kolaylık. Hemen tepsime yerleştiriyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Önceden ısıtılmış 200 derece fırınıma pizzamı gönderiyorum. 5 dakikadır pizzamız pişiyor. Kokusunu dışarı salmaya başladı. Birkaç dakika sonra çıkaracağım. Evet, pizzamı çıkarttım. Şimdi üzerine kaşar peynir gezdiriyorum. Dilediğiniz kadar ilave edebilirsiniz. Artık sizin damak zevkinize kalmış diyorum. Ama biz bol peyniri çok seviyoruz. Şimdi pizzamı fırına geri gönderiyorum ve 5 dakika daha bekletiyorum. Evet, pizzamız pişti. Şöyle göstereyim. Hemen kağıdın altından alıyorum ve izninizle pizzamı kesiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Pizzamın güzelliğini. Pizzamız hazır, pişti. Şimdi izninizle sizin için onu tatmak istiyorum. Böyle bir lezzet yok. Harika, çıtır çıtır bir hamur. Mükemmel lezzet. Ellerinize sağlık. Sizlere de şimdiden afiyet olsun diliyorum. Lütfen videolarımı beğenin, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.